Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, dost ve kardeş ülkelerle işbirliği süreçlerine girdiklerini, başlatılmış ve üzerinde çalışılan işbirliği programları olduğunu söyledi. Forum kapsamında düzenlenen, barışçıl diplomasi ve işbirliğinin bir bileşeni olarak savunma sanayi konulu oturuma katılan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, buradaki konuşmasında, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 36 yıllık bir geçmişi bulunduğunu belirtti. Türkiye savunma sanayinin uluslararası işbirliğini artırmaya adanmış özel birim bulunduğunu anlatan Demir, herhangi bir alım yapma ihtiyacı olduğunda, vakit kaybetmeden en hızlı şekilde alım-satım yapmaya adanmış kamu alımlarından sorumlu birimlerinin de olduğunu kaydetti. Geçmişte yerli ürünlerin geliştirilmesi için karar verildiğini vurgulayan Demir, tabii ki güvenlik güçlerinin mevcut ihtiyaçlarını desteklemeye devam ederken, aynı zamanda kendi imkan ve kabiliyetlerimizi güçlendirmek amacıyla başkanlığımız kuruldu. Özellikle son 10 yılda gücünü ve önemini çok artırdı, diye konuştu. Program ve proje yönetimi de yaptıklarına işaret eden Demir, savunma sanayi için strateji geliştirdiklerini ve maliyet kontrolü yaptıklarını ifade etti. Savunma sanayisinin ekosistemini destekleyici teşvikler de sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Demir, güçlü bir başlangıç noktanız olmadan daha da büyüyemezsiniz. Uluslararası anlamda işbirliğine önem veriyoruz, savunma sanayinde, araştırma geliştirmeyi destekleyen projelere fonlar ayırıyoruz, lojistik anlamda da destek sağlıyoruz. Savunma sanayisi hükümetin desteği olmadan ayakta kalamaz. Ancak sadece kamu şirketleri üzerinden çalışmakla sınırlı kalırsanız, verimlilik gibi konularda sorun yaşarsınız. Dolayısıyla bizim kamu kaynaklarıyla sınırlı kalmıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Güçlendirilmesi Vakfımız var. Çok köklü bir vakıf, diye konuştu. Deneyimlerden geçtikten sonra kendilerine özgü çalışmalar yapabildiklerine dikkati çeken Demir, köklü geçmişleriyle kendi ayaklarının üzerinde bağımsız şekilde durabildiklerini vurguladı. Her başarının kendilerine daha fazla güvenmeyi sağladığını ifade eden Demir, dost ve kardeş ülkelerle milletlerle işbirliği süreçlerine giriyoruz. Onlara da faydamız oluyor. Başlatılmış ve başlatılmak üzere olan üzerinde çalışılan işbirliği programlarımız var. Bu işbirlikleri sayesinde başarı hikayelerimizi anlatıyor ve kendileriyle paylaşıyoruz. Onlardan da bir şeyler öğreniyor, yeni kaynaklar buluyoruz. Maliyet etkin çözümü bulabilmek için karşılaştığınız sorunlara bazen çok uluslu programlara dahil olabiliyor ya da farklı ülkelerin katkılarıyla üretim hacmini artırıp, üretimin maliyetini düşürebiliyorsunuz. Sahada maliyetlerinizi düşürebilmek için böylesi işbirliklerine girebiliyorsunuz, dedi. Demir, savunma teknolojisine ilişkin geleceğe dönük stratejiler geliştirmek zorunda olunduğunu, duyulan her teknolojiye gözü kapalı girilemeyeceğine değindi. Çok uluslu projeler geliştirilebilmek için toplandıklarını belirten Demir, güçleri birleştirerek yatırım yapıldığında herkesin birbirini tamamlayacağını söyledi. Forum kapsamında düzenlenen, barışçıl diplomasi ve işbirliğinin bir bileşeni olarak savunma sanayi konulu oturumda, Türk savunma firmalarının yanı sıra Malta, Haiti, Senegal, Ukrayna, Nijer, Somali, Kırgızistan ve Bangladeş'ten savunma ve dışişleri bakanları ile fikir alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki çalışmalarını, yaptıkları işbirliği ve yatırımları anlattı.